Merhabalar efendim. Bakın bu Amerikan askeri bir bombalı saldırıda yaralanmış. Hem de ağır bir şekilde. Fakat dikkat ediyorsanız ağzında bir şeker var. Lollipop gibi bir şeker var. Bu aslında bir ağrı kesici. Dünyanın en güçlü ve en tehlikeli ağrı kesicisi fentanil. Evet, bu şekilde de kullanılabiliyor. Beyindeki ağrı reseptörlerini bloke ediyor. Bu şekilde de ağrı duymuyorsunuz. Ve son derece etkili, hızlı. Etkisinin gücü ile ilgili size bir takım örnekler vereceğim. Şaşıracaksınız. Bizim en çok kullandığımız hastanedeki ağrı kesicilere bakarsanız Aldolan morfin ilk sırada yer alır. Fakat bakarsanız fentanil morfinden 100 kat, Aldolan'dan ise 500 kat güçlü. İnanılmaz değil mi? Ama bir başka türevi daha var. Kerfentanil. O ise fentanilden 1000 kat daha güçlü. Bakın böylesine bir ilaçtan bahsediyoruz. 60 senelik bir ilaç. Özellikle ameliyathanede anestezi sırasında kullanılıyor. Fakat ağrı kesici özelliği gündeme gelmiş durumda. Özellikle kanser hastalarında ve kronik ağrı çekenlerde sadece iğnesi değil, özellikle deriden emilimini sağlayan patchleri ve aynı zamanda burundan ve ağzından alınan spreyler, hatta diş etinden bile emilebiliyor. Çok yaygın kullanılıyor. Bakın Amerika'da 2017 yılında 1 milyon 250 bin reçete edilmiş bu ilaç. Fakat bu ilacın çok önemli ve tehlikeli bir sıkıntısı var. O da şu: solunumu durduruyor. Kandaki oksijen basıncını düşürüyor ve ardından da kalbiniz duruyor. Ve en önemli noktalardan bir tanesi, bakın böyle bir kötü etkinin çıkması için 2 miligram doz yeterli. Yani 2 miligram, bakın bu paranın yanındaki küçücük doz sizi öldürebiliyor. Dediğimiz gibi etkisi çok hızlı ve çok güçlü. Aynı zamanda uykuya ilim sağlıyor ve sedasyon, rahatlama yaratıyor. Tabii ki bu nedenlerden dolayı bu ilacın sokağa düşmesi de gayet normal olarak kabul edilebilir. Özellikle sokakta sadece hap, sprey falan olarak kullanılmıyor. Direkt olarak iğne şeklinde kullanılıyor. Ve büyük avantajı mı dersiniz bilmiyorum ama eroin 100 bin dolar, fentanil ise kilosu 6 bin dolar. Yani bu derecede ciddi bir fiyat farkı var. O yüzden de sokağa düşmüş durumda. Ve Amerika ve Kanada'da aşırı dozdan ölenlerdeki miktarın büyük bir kısmı fentanile bağlı. Size mesela birkaç örnek vereyim. Bunlardan bir tanesi Baltimore şehri. Amerika'da 620 bin nüfusu bir şehir. Orta büyüklükte bir şehir. Günde ortalama 22 tane aşırı doz vakası bildiriliyor. Rekorları kaçlayacak olursanız söyleyeyim size. Rekor günde 80 vaka. Bu gerçekten inanılmaz derecede yüksek bir aşırı doz kullanımını gösteriyor. Kanada'da büyük sıkıntı var. Kanada'da sosyal yardım yapan bir ülke ve çarşamba günleri sosyal yardım yapıldığı için haftalık o günlerde parayı alan fentanil alıyor ve aşırı dozdan sokaklarda insanlar böyle ölümle pençeleşiyorlar. Ve solunumu duran bir kişi, bakın, entübe edilmiş, solunumu sağlanmaya çalışıyor. Fakat Allah'tan opioid ilaçların antidotu olan naloksan ya da narkan var. O sayede bütün polisler yanlarında eskiden narkanın iğnesini taşıyorlardı. Şimdi ise nazal spreyini taşıyorlar. Yani burundan spreyle bu hastaların hayatını kurtarıyorsunuz. Aynen kurtarıyorsunuz. Yani imdatlarına yetişiyor. Ama polisler yeteri kadar narkan bulamamaktan yakınıyorlar. Çünkü her polis iki tane taşımasına rağmen bazen yetmiyor, birden fazla kullanıyorlar. Türkiye'de Allah'tan fentanil ile ilgili bir öykü duymadık. Ama Türkiye'de son olarak söylemem gereken bir şey var. Biliyorsunuz Amatem Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi. Şimdi yeni açılan yer Çocuk ve Ergen Madde Rehabilitasyon Merkezi. Bakın, çocuk ve ergen. Türkiye'de sentetik uyuşturucu kullanımı yaşı düşüyor. Aman dikkat. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.